Herkese merhaba, ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi takipçi haritalarımıza kaldığımız yerden son hızla arkadaşlar 180'le devam ediyoruz. Bugün şöyle chat'i kapatayım, arkadaşımız şurada. Öncelikle chat'i kapa Adeş'e. Selamun aleyküm Adeş yazmış. Aleyküm selam. Hemen şuradan arkadaşlar. Nerede abi? Sohbet ayarlarından gizle diyoruz. Chat'i kapat demiş çünkü demek ki aşağıda çok şey geçiyor. Arkadaşlar bugün ADŞ zaman makinesi tamir ediyor diye, zaman makinesi tamir et diye bir harita gelmiş. Benim de çok dikkatimi çekti, hemen girdim. Arkadaşlar bu arada size şöyle bir duyuru yapayım. Artık çok fazla kurtar, şunu kurtar, bunu kurtar tarzı haritalar lütfen yapmayın arkadaşlar. Mailimi bir görseniz yüzlerce dayıyı kurtar, yüzlerce kadim dostları kurtar, yüzlerce atıyorum şunu kurtar, Cino'yu kurtar tarzı haritalar var. Arkadaşlar sizden ricam, ben bir şeyin videosunu çektiğim zaman onun aynısından çekmem gibi bir durum söz konusu çok fazla değil arkadaşlar. Ve siz biliyorum bunu yapmanızın sebebi hani o tarz videolar çektiğim için ondan çekeceğimi düşünüp öyle yolluyorsunuz. Ama arkadaşlar gerçekten bir süreden sonra hep aynıya bağlıyor. Her gün birini kurtarıyor oluyorum. Daha farklı, daha güzel hikayeli haritalar atmanızı sizden rica ediyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşımız da çok güzel, orijinal bir fikir geliştirmiş. Ve bakalım neler olacak. Şimdi yani sohbeti kapattık da ayarları inşallah kendi yapmışlar abi. Neyse, kurallar diyor. Haritanın güzel olup olmadığını sonda belirt. İlk önce seni sever, alnından öperim. Hay. Eğlenmemek yasak. GM1 geçmek yasak. Zaten kolay. Yani Game Mode 1 geçmek yasak demiş. Zaten kolay. Hata varsa Game Mode 1 serbest demiş. Güzel. Şimdi burası ne yazıyor? Eşya sandığı. Oha, içi boş. Bir sürü yemek var. Bir tane yemek var. Kartopları var. ADŞ'e ilk buna bak. Oku. En önemlisi chat'i kapat. Şimdi ilk buna bakalım. Abi selam. Ben Yozgatlıyım. Buradan Yozgatlara selamımı söylüyorum. Kuralları oku. Oyunlara başla. Ben de Yozgatlıyım arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Bütün hemşerilerime buradan selamlar. ADŞ'ye, şu ADŞ'yi bir okuyalım. ADŞ abi, sana ilk harita yapışım. O yüzden çok heyecanlıyım. İnşallah haritamı beğenirsin. Keşke sen benim abim olsaydın. Abinim diye düşün abim. Senin canı yerim. Seni çok seviyorum. Her videona like atıyorum. Lütfen haritayı çek ADŞ'ye sevgilerimle demiş. Şunu atalım. Yalnız böyle demiş falan filan tarzı okuduğumda kendim böyle radyo sunucusu gibi hissediyorum arkadaşlar. Bunun ismi neydi bir saniye? Gene ADŞ'ye. Bu kitabı okumadan önce diğer kitabı oku demiş. Ayda. Şimdi bu ne? Chat'i. Aa bir saniye, ben ona bakmadım. Devamı olabilir. Aynen. Vah. YouTube kanalımı göstermek istersen diğer sayfada tabii ki. Umut Aygar demiş YouTube. Arkadaşlar emeğe saygı olarak YouTube kanallarını gösteriyorum ama daha fazla yani Discord linkidir, yok işte Instagram hesabı falan, öyle şeyler yazarsanız göstermiyorum bu arada, tekrar söyleyeyim. Lütfen chat'i kapa çünkü alttan komutlar sürekli yazacak, çok kötü duruyor. Yine de sen bilirsin demiş, senin cevabını yerim. En önemlisi not, her bölüm sonu eşya alacaksın. Finali de oynayıp çıkan eşyalarla zaman makinesini tamir edip ışınlanacaksın mı? Işınlanacaksın, zaman makinesindeki tabelaları oku, ne diyorsa yap. İyi oyunlar demiş. Canı yerim. Oku. Zaman makinesi için bulduğun eşyaları her oyun sonu yanındaki sandık. Ha şimdi anladım. Senin canı yerim. Biz burası kapalı diyorduk ya arkadaşlar. Boş diyorduk ya, buraya koyacakmışız eşya sandığını. Şimdi tamam. Kuralları da yaptık abi. Burası ne? Burası ne? Bura ne? Zaman makinesi. Zaman makinesi burada. Ne diyor abi? Kır ve tahta buton koy. Kır ve tahta buton koy, kır ve şartel koy, tabelayı kır ve eşya çerçevesini koy, onun içine de saati koy. Anladım. Toprak ile bunu kır ve fırlatıcıyı koy, içine roketleri koy. Kırık olan yerleri taş ile kapla ve bunu kır. Kırık olan yerleri taş ile kapla ve bunu kır. Şimdi burayı anlamadım. Taş butonu koy, bunu kır ilk önce. Bu ne abi? Önce bunu kıracakmışız. Yalnız game mode şeydeyiz. Tamam, onu hallederiz. Tamir ettikten sonra oturur ve bloğun üstündeki butona bas. Bloğun üstündeki buton. Redstone'ları fırlatıcının arkasından taş butona bağla. Birazcık anladım sanki arkadaşlar. Neyse biz oyunlarımızı bir yapalım. Bayağı karışık olmuş. Güzel olmuş ha. Oyunlar. Kuralları okuduysan gir. Haritada World Edit yoktur demiş arkadaşımız. Hadi bakalım arkadaşlar. Vallahi heyecanlandım. Nasıl bir şey olacak? Zaman makinesi falan diyor. Son final var. Şimdi parkur. Soru cevap. Skywars mı? Evden kaçış butonu bu. Skywars. Allah Allah. Parkur diyor. Oha what? İçinde spawn olduk. Şimdi buralarda ne yazıyor? Onları bir okuyalım önce. Kill. Vay senin canı yerim. Bak görüyorsun değil mi? Vay aslanım benim ya. Düşersem kendime kill çekmem için oraya şey koymuş. Hiç yorulmayalım diye. Allah.
Bu arada görüntü ayarlarımızı şöyle on yapalım. Arkadaşlar bu arada birkaç arkadaşımız demiş ki abi Minecraft'ı çok çeken kalmadı. Minecraft çekiyorum, bilgisayarını yenile. İşte farklı oyunlar çek. Ben bilgisayarım yüzünden çekmiyorum ki Minecraft arkadaşlar. Hatta Minecraft bilgisayarların çalıştırması, yani böyle çalıştırırken en zorlandığı oyunlardan biri. Ben de bir sürü öyle ne oluyor lan? Güzel oyun var. Ve onların hiçbir arkadaşlar yani tık demeden bilgisayarım çalıştırıyor. Öyle bir sıkıntı yok yani, merak etmeyin. Hop bir saniye şöyle yapacağım. Yalnız takılıyor abi, o da benim konsantremi bozuyor. Hop tamam. Süper. Lobby. Oo, eşya çerçevesi ve saati bulduk. Ya süper be. Şimdi lobby diyoruz. Lobby'ye gidiyoruz. Abi bence bak biz unutmayalım. Tabelayı kır ve eşya çerçevesini koy. İçine de saati koy demiş. Sıkıntı. Şimdi sohbeti göster diyeceğiz abi. Neyse o zaman dur. Game mode 2'ye geçmemiz, 0'a geçmemiz lazım arkadaşlar onu kırmamız için de. O yüzden dedim. Neyse en sonunda yaparız. Soru cevap diyor. Soru: Ali Deniz Şempotuk eski kanal ne zaman açıldı? Oha. Buraya tıklanınca ne oluyor? Ha. 27 Kasım 2014, 25 Ocak 2013, 20 Ocak 2015. Ocak ayında açtığımı hatırlıyorum abi. Tamam, 20 Ocak'mış. Onu ilk hatırlamadım. Vay be. Soru: İlk Fortnite videosunu ne zaman attın? Oha, hiç hatırlamıyorum. 15 Temmuz, 11 Temmuz ve 8 Temmuz. Abi ne zaman attım ben? Bir saniye. 8 Temmuz Ali Bey amcamızın düğünü vardı. Atmış olmam imkansız. 15 Temmuz'da bir hafta sonrası 11. 11 Temmuz. Oo doğru lan. Soru: Harita yapımcısı nerelidir? Yeah. Konya yazmış ya. Konya yolunda. Harita yapımcısı benim hemşerim oluyor. Süper. Kısa oldu kusura bakma. Ya senin canı yerim ya. Aha Celal Andezit. Dolduracağımız şeyleri de bulduk. Süper arkadaşlar. Çok keyifli değil mi ya? Canı yediğim ya. Bu arada arkadaşlar daha fazla takipçi haritası gelmesini istiyorsanız videoları aşağıdan kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Siz çok seviyorsunuz ve ben de aşırı seviyorum arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde atmaya çalışıyorum. Bildiğiniz gibi Skywars. What? Diyor ki bloklarla ortaya gidip güçlen ve yan adaya git. Oha. Ortadan çıkan bloklarla git ve öldür köylüyü, eşyanı. Alın eşyanı. Al dön. Butona basıp yere düşersen adanın altında butona baba. Adam her şeyi düşünmüş ya. Şimdi kuvars bloklarıyla tamam. Bloklarla ortaya gidip güçlen ve yan adaya git demiş. Şuraya gideceğiz sonra yan adaya gideceğiz, anladım. Ortadan çıkan bloklarla git ve öldür köylü, eşyanı al, geri dön. Al dön, butona basıp yere düşersen. Anladım. Anladım abi, şimdi şuraya gideceğiz. Arkadaşlar kesinlikle göster deyip game mode 0'a geçmemiz gerekiyor. 0. Geçebildik mi? Geçmişiz. Yalnız bloğu yanlış koymuş oldum o zaman. Neyse sohbeti gizle diyelim. Bir tane blok alırız. Arkadaşlar aşırı bir şekilde komut blokları şeye geçtiği için hızlı yol yapalım abi. Düşersek aşağıdaki bloğu da keşfetmiş oluruz. Güzel olur. Arkadaşlar bu arada benden çok fazla Skywars oynamamı istiyorsunuz. Skywars çok eski bir mini games. Yani millet aşırı pro. O yüzden şöyle bir sıkıntı var ki ben girersem şimdi noob oynarım. o yüzden çok fazla gerekiyor. Bir bölüm çekmiştim. Orada da birinci falan olmuştuk da. Kolaydı yani. Kolaylıma gelmişti. Ebe kılıcı mı? Keskinlik enchantment level 1000 mi? 1000 mi? What? Keskinlik 1000 kılıç mı? Abi oraya gideceğiz. Bir düşsek de aşağıdaki butonu da göstersek ya. Neyse düşmeye gene de çalışmayalım da. Yalnız hiç yaratık spawn olmuyor. Barışçıl'da mı abi? Aynen Barışçıl'daymış. Arkadaşımız her şeyi düşünmüş. Yalnız şu game mode olayın. Abi böyle çıkarım ben niye? Butona basıyorum ki. Dur lan butona basayım. Butona basayım ne olacak? En baştan başlayacağım. Merak ediyorum arkadaşlar. Oo aynen. Ya adam ya. Ya hemşerim ya. Hemşerim diye demeyeyim, 10 numara harita yapmış. Canı yerim ya. Gelmiş harita yapmış. Arkadaşlar biz nasıl dayanacağız? Biz yalnız blok çok oldu. Şimdi buraya geldik. Ne diyor abi? Zaman makinesi için eşya tabelanın arkasındaki sandıkta. Düğme var. Tabelanın arkasındaki sandıkta mı? Lobiye gitmek için köylüyü öldür ve altındaki butona bas demiş arkadaşımız. Tamam anladım. Oha. Abi harbiden keskinlik 1000 kılıç. Yuu. Yuu. Şu eşyaları buraya ben niye biriktirmiyorum abi? Elimde gezdiriyorum. Şimdi eşyalarımızı bir yere sıfırlamak için tıklıyor muyduk? Ne yapıyorduk? Yok. Öyle bir şey yok. Neyse var mıydı öyle bir şey? Şunları ben elimde istemiyorum çünkü de arkadaşlar. Şimdi Skywars'da tamamladık. Evden kaçış. Oo klasik evden kaçış. Abi sohbeti göster diyeceğim.
Büyük mü burada bir şeyler çıkıyor. Yok abi. Çıkmıyormuş, tamam. Şöyle gizle diyelim. Süper arkadaşlar ya, çok keyifli değil mi arkadaşlar ya? Bazıları diyor ki abi diyor Minecraft diyor şöyle millet sevmiyor falan. Arkadaşlar biz Minecraft'a aşığız ya. Minecraft ya bizim, benim YouTube'a başlamam Minecraft oldu. O yüzden ben nasıl dayanacağım arkadaşlar? Minecraft candır ya. Şimdi şunları kırmaya başlayalım. Şöyle bir şey oldu. Ben mesela YouTube'a başlamak için Minecraft'a başlamadım arkadaşlar. Zaten Minecraft oynuyordum ve Minecraft videolarının çekildiğini görünce YouTube'a başladım. Öyle bir şey oldu yani. O yüzden hani Minecraft kanalına döndü denilmesin. Zaten biz en baştan beri Minecraft çekiyorduk. Öyle bir durum var yani. Zaten öyle diyen de yok gerçi. Ben kendi kendime neyin tribine girdim anlamadım. Neyse şimdi ne yaptım abi ben? Ne yaptım ben? Arkadaşlar hiç uyarmıyorsunuz. Demiyorsunuz ki abi 3 tane tahta ihtiyacım var. Taş tahta kazma yapmak için. Demiyorsunuz. Oraya oturmuşsunuz. Çayınızı elinize almışsınız. Bu arada ben de çay içeceğim bir saniye. Çayınızı elinize almışsınız arkadaşlar, hiç söylemiyorsunuz. Bir yudum daha ben çay alayım. Bunu neden dedim arkadaşlar çayınızı elinize almışsınız diye. O kadar çok yorum geliyor ki abi seni izlerken çay içiyorum işte şunu yiyorum bunu. Ben de arkadaşlar bir şeyler izlerken bir şeyler içmek yemek yani çok severim. Yani beni bunlarla yani nasıl söyleyeyim. Çay içerken izleniyor olmak bence güzel bir durum yani. İnsan kendini değerli hissediyor, güzel hissediyor. Sizin canınızı yiyirim ya. 3 tane alıyorum. Şöyle. Tamam 3. Kömür de kazmam lazım dur. Kömür. Kömür reis. Üşüyoruz kömür reis. Kömür reisi üşüyoruz demek de. Yak beni. Kömür reisi üşüyoruz diyoruz. O da diyor ki yak beni ısın. Al beni lan al beni. Şimdi şunları şöyle bir ayıralım. Şöyle. Şu reisleri de ayıralım. Demire bire reis diyoruz ya. Şunu da... Tahta kazmayı yakacağım. Arkadaşlar artık bu odadan kaçışlar için tahta kazma yakıyorum. Sizce de çok tatlı bir yöntem değil mi? Taş kazma yanmıyor zaten değil mi? Şimdi hepsini zaten peş peşe attığımız için şöyle hızlı bir şekilde çıkıyor. Ve arkadaşlar demir kazmamızı yapıyoruz. Hep de 3 almayı seviyorum abi ben kazmayı. Ve elmas reisleri kazıyoruz. Direkt verimlilik 5 basmamız için de canı yediğim. Gitmiş oraya büyü masası koymuş, şey koymuş. Yalnız level sıkıntı. Bunları kazdım level için ama. Dur bakalım. Şimdi level için bir şey vermemiş arkadaşımız. Şöyle elmasları kazdım ama kazma yapmadım henüz. Şunlar hala yanıyor bak. Şimdi elmas kazmamızı da yapıyoruz arkadaşlar. Hop şöyle. Her çeşit her nesil kazma var abi. Şunu bir at şunu at. Verimlik. Seviye 30 mu? Aa bizde ya ben ne yapıyorum? Direkt kitabımız var ya bizim. Bu da büyü seviyesi 5 istiyor abi. Hmm. O zaman şöyle yapıyoruz. En iyi kim verir abi? En iyi seviyeyi bu mu verir? İnşallah. Ha tamam güzel. Seviye de kastık abi. Gidip büyü masası neden vermiş o zaman acaba? Hmm. Anlamadım. Başka bir şey de basmak istersek diye mi acaba? Mesela şunu görmesek ya da fark etmesek, unutsak falan. Cici verimlilik 5 ya. Senin John'u yerim ya. Ortadan kazacağım arkadaşlar. İnşallah iki katlı değildir diyecekken iki katlı değil. Şöyle. Şu eşyaları bir artık yukarı doğru atsak mı ki arkadaşlar? İhtiyacımız yok ya. Heh. Lobiye dönmeden önce fırlatıcı ve bir sürü fişek. Tamam. Lobiye dön. Şimdi bunları da at abi. Süper arkadaşlar. İstedikleri şeyleri teker teker topluyoruz. Efsane değil mi ya? Şimdi. Evden kaçışı da yaptık. Buton. Butonu bul. Bak arkadaşımız beni dinlemiş ve... Abi butonu bulduk direkt. What? Şurada ne yazıyor? Çerçeveleri kırmak yasak demiş. Vay ipucu. Bulduk ama yine de okuyalım. Karların altına iyi bak demiş. Kar yani arabaların mı? Arkadaşlar çok kötü bir espri değil miydi ya? Şimdi ipucunu almadan önce. Arkadaşlar bunları kırmak yasakmış. O yüzden şöyle tek tek içlerine girmeye çalışacağız. Giremediğimiz zaman zıplayarak girmemiz gerektiğini anlayacağız. Oha vallahi girdik. Ama zıplayarak girmedim. Normal girdim. Tamam. Oo süper bunu da bulduk. Kırmak yasak demiş ki arkadaşımız. Ya kırarsak pat diye buluruz diye. Şimdi su var. İpucunu gene önce bulmayacağım. Suyun altına bir inelim. Abi şöyle biraz geri çıkıyorum ve süper. Çok zorlamamış Joan iyi diyeyim. Oo her yerde flama var. İpucunu okuyayım. Ne yazmış acaba? Dur merak ettim. Suların içine gir. Vay ipucuna bak. Şunları bir at abi ya. Gözünü seveyim ya. Belki kazma lazım mı? Dursun işte o kadar verimlilik bastık arkadaşlar. Kılıçta dursun. Arkadaşlar kimseye söylemeyin. Kılıçta duruyor. Atmıyoruz kılıcı. Şimdi burası ne? Lobi. Hangi eşya var? Şalter. Yeah. Şalter. Bir numara. En büyük. Hapşırık geldi. Neyse. Geçti.
Işık hızıyla geçti. Butonu da bulduk abi. Son final. What? Aşırı karanlık. Ha. Karanlıkta şeyleri vurduracak bize. Yalnız görmüyorum ben hiçbir şey. Abi vallahi görmüyorum. Ne yazıyor? Birisi seni ışınlayacak. Anladım olayı. Işınlandığın yerde zaman makinesinin en önemli parçası demiş. Bu kadar oh biraz fazla olmuş ama biraz alsak mı ki? Arkadaşlar olayı anladım. Zaten arkadaşımızın şey yapma olayı şu yüzden olmuş. Buradan mı atacağım? Abi görmüyorum ben. Aha ooo süper. Abi harika değil mi? Işıkları açtı. Neden görmüyorum? Aslında siz videoda siz de görmüyorsunuz ama ben karşıdan yüzüm ışıklansın diye videoda karanlık çıkmayayım diye arkadaşlar. Tahmin yapatayım gene şu. Karanlık çıkmasın diye. Olmadı bu sefer. Işık karşıdan bana vurduğu için. Vurduğumuzun ışık yanması. Arkadaşlar bu fikir mükemmel bak. Efsane. Abi yuh artık sonucuda çıktı. Yuh. Yukarıdan vurduğu için arkadaşlar ekranı biraz daha ben size göre daha karanlık görüyorum ve o yüzden görmüyorum. Oo en önemli şeyi kızıl taşmış demek. Vay be. Lobiye dönelim. Bitti. Oha. Arkadaşlar heyecanlandım yemin ediyorum. Bütün işler ortada. Butonu bul. Son finalde yaptık. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar ben. Şunları gerek olmadığı için elimden bırakıyorum ve şuradaki bütün eşyaları alıp dediği şeyleri yapmaya çalışacağım. Bakalım inşallah başarabiliriz. Burası neydi abi? Tabelayı kır ve eşya çerçevesini koy. Üstüne de saati koy demişti arkadaşımız. Oha zaman ayarlayacağız çünkü. Vay. Şuraya koyduk. Saat nerede abi? Saat de şöyle alalım. Tamam süper. Kır ve şartel koy. Tamam hemen yapıyorum. Şalterimiz de hazır. Kır ve tahta buton koy. İki tane buton vardı çünkü elimizde değil mi? Düğme ve düğme. Hangisi tahta? Abi o kadar da değil. Tamam pardon gördüm. Toprak ile butonu bunu kır. Pardon. Ve fırlatıcıyı koy. İçine de roketleri koy demiş. Fırlatıcıyı ne tarafa bakacak şekilde koyacağız acaba? Fark etmiyor olabilir. İnşallah. Roketleri de koyduk arkadaşlar. Efsane. Ardından kırık olan yerleri taş ile kapla ve bunu kır demiş. Kırık olan yerleri taş ile kapla. Kırık olan yer dediği, ayrıca taş değil cilalı andezit bu da ama arkadaşımız şey için... Aa dur abi şu kazmamızı alalım. Kazmamız vardı ya abi lazım oluyor bak. Kazmamız lazım oluyor. Yalnız ben oraya bir şey bıraktım. Düğmeyi bıraktım abi dur. Kırık zaten şunu falan da kırmamız gerekecek ya. Kazma illaki lazım olacak. Bu buraya zaten cuk oturursa demek ki doğru yeri kırıyoruz abi mantıken. Şöyle şöyle. 8 tane kaldı. 5 tane kaldı. Ve harbiden doğru yeri kırmışız. Tamam. Taş butonu koy. Bunu kır ilk önce. Taş butonu buraya koyacağız. Aa olayı anladım. Abi bunun... Ha bu şey. Beton değil mi? Tamam abi onu da hallettik. Redstone'ları fırlatıcının arkasından taş butona bağla. Bunu da anladım tabii ki. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Tamam abi tam yetiyor. Bunu da ateşliyor. Arkadaşlar... Tamir ettikten sonra otur ve bloğun üstündeki butona bas. Oha! Abi şuradan bir görüntü almam lazım. Bu zaman makinesi mi şimdi? Abi bu zaman makinesi. Buraya oturacağız ve ışınlanacağız. Zaman makinesini tamir ettik. Hazır mıyız? Arkadaşlar heyecanlandım. Işınladı. Abi zaman makinesi ışınlandı. Game Mode 1 geçip haritayı değerlendir. Harita tam 35 saat sürdü. Yazmış. 35,5 süreydi. Dayımızın guanını da almış olduk. Vay. AD şey yazmış bir de ya senin. Canı yerim ya. Şimdi sohbet ayarlarını bir göster diyoruz. Arkadaşlar bence gayet güzeldi. Game mode 3'e gideceğim. Arkadaşımız değerlendir demiş ki 3'e şöyle blokların içinden geçebiliyoruz ya. Burası parkur yaptığımız yer. Parkur hiç zorlamamış zaten. Bir kere falan takıldık sanırım. Şöyle F1 ile gezersek. Daha mantıklı olur. Her yere bir şeyler koymuş. Vay be. Arkadaşlar bence harita çok güzeldi. Özellikle hikayesi efsaneydi. Ben hikayesini daha çok seviyorum. Bir şey için çabalıyoruz çünkü arkadaşlar. Şunu şunu yaptan ziyade. Sonunda bir şey var. Bir şeyleri topladık. Zaman makinesini falan tamir ettik. Efsane düşünülmüş şeylerdi. Bence gayet güzeldi arkadaşlar. Teşekkür izlediğiniz için. Şöyle zaman makinesinin yanında da. Burası zaman makinesi abi. Zamanla şey diyecek diye düşündüm bir an arkadaşlar. Bu Arok'ta vardı ya bir konuşma. Bekleme süresini uzatırsan zamanla daha ileri gidebilirsin diyordu ya. O geldi aklıma. Arkadaşlar çok güzeldi. Emeğine sağlık arkadaşımızın. Çok beğendim. Teşekkür izlediğiniz için.
Daha fazla takipçi haritası gelmesini istiyorsanız da aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.